وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَحْيَا الدِّينَ بَعْدَ أَنْ كَانَ سِيرًا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُقَدِّمِينَ عَلَى الْخَيْرِ وَلَوْ عَسِيرًا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أرجى بي لمستوى حتى أسمع صريح الأقلام Sarifel aklam, sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab ve etbaalar, rıdvanullah aleyhim ecmain, bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler, rahmetullah aleyhim ecmain, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Sıradan müstakim, sıradan Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak Miraç kandilinizi mübarek eylesin. İman, İslam, istikamet üzere daha nice Miraç kandilleri idrak etmemizi nasip eylesin. Bu Miraç gecesini bizler, ümmeti Muhammed, insanlık için hayırlara başlangıç vesile kılsın inşallah. Efendim, bu Miraç gecesi bizim için çok önemli. Yani önemsiz hiçbir zaman yok zaten de. Bu Miraç gecesi bizim için sanki can kurtaran simidi. Bu gecede bize çok Allah tarafından lütuflar da ihsan bulunmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Onun için bu gecede müminlerin camileri doldurmaları, bu geceyi tesit etmeleri minnet borcumuzu ödemek bakımından çok önemli. İslamiyet 610'da Hira Nur Dağı'nda Ramazan'da Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamberimize İkra Bismi Rabbikellezî halak 5 ayetini bu İkra suresinin okumasıyla Peygamber Efendimiz'e peygamberlik görevinin verilmesiyle başladı. Efendimiz evine geldi, Hatice anamıza bunu anlattı. Hatice anamız hemen derhal teslim oldu. Efendimiz çok heyecanlıydı ve örtülüp yattı. Hatice anamız da akrabası büyük alim, Hristiyan, hakiki Hristiyanlardan Varaka'ya koştu. O da bunu anlatınca Kuddus, Kuddus bu Musa'ya, İsa'ya gelen Cibril'dir. Namus-u Ekber'dir. Ah keşke yaşım çok ilerlemiş olmasaydı da Muhammed'i Mekkelileri sürüp çıkardığında ona yardım etseydim, onun yanında bulunsaydım dedi. Hatice Hanım'ız benim kocam iyi insandır, niye çıkarsınlar ki? Öyle de olsa böyle. Çünkü İncil'de bunları anlatıyordu. İlk inanan Hazreti Hatice oldu. Yetişkinlerden Hazreti Ebu Bekir Sıddık oldu. Çocuklardan da Hazreti Ali oldu. Ondan sonra Peygamberimizin bu peygamberliği dilden dile, yakından yakına yayılmaya başladı. Tabii müşrikler bu putlar hiçbir şey yaramayan ağaç parçalarıdır, taş parçalarıdır. Her şeyi yaradan Allah'a tapın. O tektir, hiç benzeri yoktur. Doğmamış, doğrulmamıştır. Ezelidir, ebedidir. İşte bizim Allah'ın sıfatlarını bildiğimiz şekilde Cenab-ı Peygamber tarafından böyle putları bırakın, bu taşları, ağaçları bırakın deyince müşrikler de, putperestler de çok buna buğz ettiler, öfkelendiler. Fakat onların öfkelenmesine rağmen Darul Erkam, bugünkü hacılar bilir,
sa'i yapılan Safa ile Merve tepesinde, Safa tepesinin arkasında Erkam'ın evinde Müslümanlar gizlice kimse görmeden geceleri toplanmaya başladılar. Müslümanlık birer birer çoğalıyordu. Onlar çoğaldıkça da putperestlerin kinleri, öfkeleri artıyordu. Çok işkenceler ettiler. Peygamberimiz Müslümanlara iki defa Habeşistan'a hicrete izin verdi. Orada kabul gördüler Necaşi, Hristiyan, hakiki Hristiyan, Kral Necaşi, İncil'i iyi biliyordu ve derhal Müslüman oldu. Tabii Müslümanlığını etrafa yayamadı. Çünkü krallık meclisini topladığında onlar kesinlikle karşı koydular. O da krallıktan olmamak için onlara da duyurmadı. Ama Müslüman oldu. Hemen teslim oldu. Sonra da Müslümanlık gün geçtikçe, büyüdükçe müşrikler ne yapalım, nasıl önleyelim, ne kadar öfkelenseler, o Müslüman olanlar dövseler, neler yapsalar önleyemiyorlardı. Toplandılar, onların Darun Netve denilen toplantı yerleri vardı. Orada toplandılar, bir meseleyi çözelim dediler. Müslümanlara boykot kararı aldılar. 80 tane imza mühür var altında yazdılar. 80 tane mühür var altında. 80 tane ileri gelen kabile reisleri imza atmış. O şekilde işte Müslümanlara kimse kız vermeyecek. Kimse onlardan kız almayacak. Kesinlikle Müslümanlara hiçbir kimse bir şey satmayacak. Onlardan bir şey almayacak. Asla Müslümanlarla konuşulmayacak diye boykot kararı aldılar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sülalesinin olduğu bugünkü Safa ile Merve'sinin sağ tarafında Şibi Ebi Talib, Ebu Talib mahallesi denilen yere Müslümanlar toplandılar ve orada hapsedildiler. 3 sene hiç yiyecek içecek su vermeksizin, susuzluktan açlıktan kedilerin bağırmaları göklere yükseliyordu. Öldüler, hayvanlar öldüler. Bazı putperestlerden insaflı olanlar o feryatlara bakarak gizlice onlara ekmek su vermeye başladılar. Yakalananlar fena halde hırpalandı müşrikler tarafından. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu boykottayken gene bir yolunu bulup vaktiyle iyilik ettiği bir müşriğin, putperestin yardımıyla o boykottan çıktı. Taif'e gitti. İslami görevini yapmak için, tebliğ görevini. Taif'te işte onlar da çok katı putperest. Allah bir deyin, ben de onun peygamberiyim. Bu putlar bir işe yaramaz, taş parçalardır, ağaç parçalardır deyince Taifliler onu taşladılar. Bugün onun taşlandığı yerde Osmanlılar oraya bir medrese yapmışlar. Halen duruyor. Peygamberimiz öyle taşlandı ki vücuduna başına inen taşların kanamasından ayakkabıları kan doldu. O zaman dağların meleği geldi. Dedi ki emret ya Resulallah şu dağları bunların tepesine yıkayayım. Hayır dedi. Bunlar bilmiyorlar. Bunların çocukları Müslüman olur dedi. Beddua etmedi. O durumda bile. Evet. Sonra Peygamberimiz işte Taif'ten döndü. Peygamberimizin ilk çocuğu Kasım, erkek. Onun için künyesi Ebul Kasım'dır. Kasım ismini Müslümanlar alabilir ama Ebul Kasım künyesini başkası alması haramdır, yasaktır. Ebul Kasım denir Peygamberimize ilk çocuğuna izafeten. Ondan sonra Abdullah Tahir Tayyip var. Bunlar bu çocukları öldüler. Bu işkence, boykot içinde, bu sıkıntılar içinde bu iki çocuğu da öldüler. Ondan sonra en büyük destekçisi olan Hazreti Hatice Hanım'ımız da 25 sene evli kaldıktan sonra 65 yaşında vefat etti.
Bu Hatice anamızdan biraz bahsetmemiz lazım. Peygamberimize hiç itiraz etmeyen, ne söylediyse aynen kabul eden, bundan dolayı da bütün ilk Müslüman olan, ilk iman çığını açan kimse olarak yeryüzünde Efendimiz'e ne kadar inanan varsa onun her sevabından ona gidiyor. İman çığını o açtı. Vefat ettiğinde Cebrail aleyhisselam Peygamberimize geldi. Allah'ın Hatice'ye selamı var. Çünkü Allah Cebrail vasıtasıyla peygamberlerine vahiy gönderiyor. Hatice anamız peygamber değil. Kurala aykırı ona hitap etmesi. Onun için Cebrail aleyhisselam peygamberimize geldi. Allah'ın Hatice'ye selamı var diye selam söyledi. Öyle bir mübarek kadın. Allah şefaatine nail eylesin. O da vefat etti. Üzüntü üstüne üzüntü. Evet. Müşrikler dediler ki zaten oğlu öldü, oğlu oldu. Öldü, oğulları öldü. Ebter bu dediler. Zürriyet erkekten devam eder. Oğullar da öldü. Ebter, sonsuz bu filan diye alay ettiler, dalga geçtiler. Peygamberimiz çok üzüldü. Onun üzerine şimdi hepimizin bildiği, namazlarda okuduğumuz Kevser suresi. İnna atayna kel kevser. Biz sana Kevser'i verdik. Fesal rabbike venhar. Neşaniyeke höl ebtar. O sana ebtar diyenler kendisi ebtardır. Habibim hiç üzülme. Hakikaten o lafları edenlerin hepsinin zürriyeti kesildi. Peygamberimizin ehli beyti Fatıma anamızdan devam etti. Hala var yeryüzünde. Evet, bu sıkıntılar içinde iken çok daraldı Peygamberimiz. Evet, çok daraldı, bunaldı. Müslümanlar açlıktan kırılıyor. Kendisi de öyle. Böyle sıkıntı içindeyken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye gidiyor. Kabe'ye gitti, o Hicri İsmail var. Yani altın dolunun altı, yarım dairenin içi. Orada iken Allah Celle Celaluhu Cebrail aleyhisselamı git dedi. Habibim çok üzüntülü, sıkıntılı, bir dertlenecek adam arıyor. Konuşacak insan arıyor. Deşarj olacak insan arıyor. Kimse arıyor. Git onu bana al getir dedi. Evet. İşte Cebrail aleyhisselam hicretten 1,5 sene evvel orada üzüntülü vaziyette, gamgin, uyanık ile uyku arasında horul horul uyumuyor. Ama sağında solundakiler de konuşmuyor. O vaziyetteyken Cebrail aleyhisselam geldi, onu yatırdı. Kendi anlatıyor efendim, burada metin var. Ben size bunların şeylerini beyne ene fil hatimi, evet, muztaci'an izâ etâni âd feşakka mâ beyne hâzihi ilâ hâzihi. Hadis-i şerif, Buhari, Müslim, müttefakun aleyh, bütün hadis kitaplarında vardır. Bunu mahsus söylüyorum. Şimdi bazı ilahiyat hocaları mucize diye, miraç diye bir şey yoktur diyorlar. Orumuzda metinler var. Avrupalılar bir şey demiyor. Çünkü onlar Peygamberimizin ayağının dibinde, dizinin dibinde yazılan hadisleri buldular. Şam'da buldular araştırırken. Halen var metinler, aslı orada var. Buhari Hazretleri, Müslim Hazretleri, Efendimizin irtihalinden 200-250 sene hadisleri topladılar. Şimdi bu adamlar diyorlar ki, bu hadisleri Buhari, Müslim ağızdan şifaen toplamıştır. Onun için herkes çeşitli ilaveler, eksikler yapmıştır. Güvenilmez, şüphelidir diyorlar. Halbuki Buhari'nin topladığı 650 bin hadis toplamış, çöl çöl dolaşmış. 650 bin hadisten 7 bin küsürünü eserine almış. Mesela biz hayvan kaçtığı zaman elimize yonca alırız. Meh meh der, gösteririz hayvana yoncayı. O zavallı yonca yiyeceğim diye gelir. Biz onu yakalarız, döveriz. Yoncayı da vermeyiz. Böyle bir şeyi yapan adamın hadisini almamış. Hayvanı aldatan bizi de aldatır diye. Mesela biz bir araya geldiğimiz zaman sohbet ederken muhabbet olsun diye güldürürüz. Hani böyle aslı olmayan şeyleri şakalaşırız.
Böyle yapanların da hadisini almamış. Bu iş şakaya sığmaz diye son derece ciddi şeylerle, kriterlerle kendisine göre 650 bin topladığı hadisi 7 bin küsura düşürmüş. Ve bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizinin dibinde yazılan 1000 tane hadis var. Yazan da Amr ibn-i As'ın oğlu Abdullah. Şimdi Kahire'de yatıyor. Mezarı orada. Ben de ziyaret ettim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben konuştuklarımı yazmayın yasaklamış. Ağzımdan çıkan şeyleri yazmayın. Çünkü İncil ve Tevrat daha sonra insanların sözleriyle karıştırıldı. Benim sözümle Kur'an'ın ayetleri karışır diye benim sözlerimi asla yazmayacaksınız diye kesin emir vermiş. Yazmıyorlar. Kimse yazmıyor. Ama bu Amr ibn-i As'ın oğlu Abdullah 17 yaşında dinliyor Peygamberimizi. Bir gün demiş ki ya Resulallah siz güzel güzel konuşuyorsunuz. Ama benim demiş hafızam o kadar kuvvetli değil. Daha çocuğum. Ne olur demiş bana yazmama izin verin demiş. Yaz demiş o da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in konuşurken dizinin dibinde, ayağının dibinde oturan bu Abdullah İbni Amr İbni As bu izin üzerine 1000 hadis yazmış. Bunu kimseye göstermemiş. Çünkü hadis yazmak yasak ya. Bu özel bir istisna şey, izin. Ölürken yastığının altına öyle korurmuş kimse görmesin diye. Yastığının altından ölünce bu 1000 hadislik onun yazdığı eser bulunmuş. Bunu oryantalistler yani Hristiyan, Yahudi araştırmacıları buldular. Halen metni ortada duruyor. O hadislerle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini toplayan Buhari bundan haberi yok. O yazılı metin ile Peygamber Buhari'nin topladığı hadisler arasında virgül hatası yok. Yani o kadar sağlam. Onun için oryantalistler Peygamberimizin hadislerine bir şey demiyor. Ama bizim ilahiyatçılar nedense hadisler şüphelidir, çürüktür falan diye gavurlardan çok şeylik yapıyorlar. Her neyse bunun için söylüyorum. Bu Miraç hadisi 33 tane sahabinin naklettiği hadistir. Meşhur hadistir. Meşhur hadisi inkar eden bazı alimler kafir olur diyor. Bazıları diyorlar ki sapık olur. Daldır, mudildir, sapık olur diyorlar kavgalı. Yani o kadar veballi bir şey ama şimdi böyle söyleyen bir sürü ilahiyatlı var. Ben de sizi bunlara aktarıyorum. Kesinlikle İslam'da uydurma bir şey yok. Aslı olmayan bir şeye dayanılarak bir şey söylenmiş değil. Ya Kur'an'da var ya Peygamber'in hadisinde var. Uydurma bir şey yok. Ama ahir zamanda böyle söyleyenler çoğalacak. Sizler de okumuyorsunuz, araştırmıyorsunuz. Onun için böyle ezbere, Müslümanlık şimdi her yerde öyle. Bunları kandırmak kolay olacak. Ahir zamanda onların dediği çoğalacak. İnşallah biz onlardan olmayız. Daha o zaman gelmemiştir. Gelmemiştir. Böyle Miraç olayına dil dolayanlar var. Onun için bu bilgileri size veriyorum. Evet efendim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öyle kendisi anlatıyor. 33 sahabenin naklettiği tüm hadis kitaplarında müttefakın aleyh olan şey. Geldi diyor, göğsümü yardı. Ameliyat etti bana Cibril. Peygamberimizin ameliyatı 2 yaşındayken de olmuş. Süt annesinin yanındayken o süt annesi Halime anlatıyor. Arkadaşlarıyla, çocuklarla oynarken küçük 2 yaşında gelmişler, geldiler diyorlar çocuklar. Muhammed'i arkadaşımızı yatırdılar, göğsünü kestiler, şöyle ettiler. Bu bir çocukken de onu ameliyat etmiş melekler. Bizim gibi sıradan insan değil. Beşeriyet gereği hani bazen yamukluk yapıyoruz ya, o gibi şeylerini almışlar ondan. Bu Miraç'a çıktığı zaman da Allah'a gidecek, Allah'la konuşacak. Allah şekle sığmaz, zamana sığmaz, mekana sığmaz. Biz ise maddeyiz. Dün yoktuk, bugün varız, yarın yok olacağız.
Mesela ben şimdi kürsüde oturuyorum, siz de benim karşımda bir mekandasınız. Allah'ta bunlar yok. İnsan da, peygamber de insan, etten kemikten, onu Allah'ın huzuruna çıkacak şekilde hazırlamak için ameliyat yapıyor. Cebrail aleyhisselam öyle diyor peygamberimiz. Yardı diyor göğsümü, içimi çıkardı diyor, zemzemle yıkadı, dikti diyor. Ondan sonra Burak denilen bir şeye, hayvana bindik. Bu katırdan küçük, eşekten büyük. Gözünün değdiği yere adımını atıyordu. Süratli bir binek Burak. Hadislerde geçiyor. Ve Beytül Makdis'e, Kudüs'e geldik. Buraya kadar olanı ayette de var. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linnuryehu min ayatina. İnnehu ve semiyul bar. Bu ayetle sabittir. Peygamberimizin Mekke'den Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'e gittiğini inkar eden, ayeti inkar ettiği için kafir olur. Orada kesin. Ama ondan sonra Miracı 33 sahabi nakletmiş. Kimi alim kafir olur diyor, kimi adam bid'atçı sapığın kendisidir diyor. Ben de size aktarıyorum. İşte oraya varılınca, orada peygamberimizin hadisinde bunlar var. Bütün peygamberler toplanmışlar. Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara uymuş, imam olmuş, iki rekat namaz kıldırmış. Ondan sonra Cebrail aleyhisselam elinde üç kadehle gelmiş. Demiş birinde su var, birisinde bol var, birisinde de süt var. Birini seç kardeş demiş. Peygamberimiz sütü seçmiş. Çok akıllısın demiş, fıtratı seçtin. İnsan yaratılışı, fıtrat, tertemiz Allah'a inanma kabiliyetinde yaratılan. Sen demiş çok akıllısın, fıtratı seçtin. Ondan sonra da Miraç. Miraç denilen hoca burada yatıyor, Elmalı Hoca. Allah ona rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. Asansör diyor o. Asansör diyor. Asansör aşağıdan yukarı çıkarmıyor mu? Peygamberimizi de Kudüs'ten, bulunduğu yerden dünya semasına çıkarıyorlar. Onun için asansör diyor o. Asansör Fransızca. Bu işte biz de ona asansör diyoruz. Ama bildiğimiz bu asansör değil. Efendimiz diyor ki çok güzeldi diyor. Çok güzel bir binekti diyor. İkimiz ona bindik. Ondan sonra dünya semasına geldiler. Dünya semasında bu gördüğünüz semalar bomboş değil. Yedi kat sema var. Seb'a semavatin Kur'an'da geçiyor. Yedi kat sema var. Her semanın kapısı melekler tarafından korunuyor. Her semanın muhafızı var. Birinci semanın muhafızı İsmail adı, meleğin adı. Vurmuş Cebrail aleyhisselam. Kim o? Ben Cibril. Yanında kim? Yanımdaki Muhammed, Resulullah. O gönderildi mi? Evet gönderildi. Deyince kapıyı açmış parola. Şimdi askerlikte parola var ya, parola bilmeden o kapılar açılmıyor. Evet, böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci semaya da varmış. Adem aleyhisselamı görmüş. Adem aleyhisselam, hoş geldin salih evlat. Sağ tarafına bakıyordu diyor Peygamberimiz. Sağ tarafına bakıyordu, gülüyordu, seviniyordu. Cennetlikleri görüyormuş. Sol tarafı bakınca da üzülüyormuş. Cehennemlikleri görüyormuş. Babamız Adem olduğu için onun evlatlarıyız. Şimdi daha dün okuduk biliyorsunuz. Geçmiş dersimizde okuduk. Pazartesi, Perşembe günleri insanların amelleri arz ediliyor. Evet, Allah arz ediliyor. Cuma günü arz ediliyor. İşte o arz edilince orada görüyor. Babalarınız da görüyor. Babalarımız da görüyor. Burada da o zaman da söyledim. Şimdi onlara söyleyecekler. Miras kandilinde efendim Arapgirli camiine geldi senin torunun, oğlun, işte kimse, kayınbiraderin, yeğenin
sevinecekler. Ama şimdi herkes camide değil. Beyoğlu'nda meyhanelerde herif rakı içiyor, nara atıyor. Onların da babalarına haber verecekler. Onlar da üzülecekler. Evet, babanı dedeni seviyorsan yamuk iş yapma, haber oluyor. Haber oluyor, üzüyorsun veya sevindiriyorsun. Peygamberimizin haberi böyle. Evet efendim, Adem babamız da üzülüyor. Evet, Adem babamız böyle diyor ki sağına bakınca seviliyor, soluna bakınca şey diyor Efendimiz. Sonra daha sonra ondan sonraki ikinci semaya çıktık diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gene kapıyı vurdu Cibril. Kim o? Ben Cibril. Yanındaki kim? Yanındaki Muhammed Resulullah. O geldi mi? Geldi. Evet, kapı açılıyor. Orada Yahya aleyhisselam'ı görüyor. İsa aleyhisselam'ı görüyor. Teyze oğulları ikisi de. İkisi de aynı zamanda peygamber. Yahya aleyhisselam'ı öldürdüler, şehit ettiler. İsa aleyhisselam'ı da öldürmek için teşebbüse geçtiler. Ama Cenab-ı Hak onu semaya çıkardı. Şimdi bunu da itiraz ediyor bazı ilahiyat profesörleri. Evet, biz elhamdülillah ehl-i sünnet ve cemaat inancındayız millet olarak. Biz bunlara inanırız. Ama onlar nedense bir adam diyorlar, İsa aleyhisselam geleli kaç bin sene oldu. Nasıl yaşayacak orada? Allah her şeye kadir. İnnallahu ala kulli şeyin kadir. Ayet okuyorlar. Allah her şeye kadirdir. Ayeti okuyorlar ama da nasıl olur diyorlar. Allah isterse niye olmasın arkadaş? Peygamber de yalan söylemez. Allah var. Hemen yantıku anil heva in huve illa vahyun yuha. Bu da ayet. Muhammed ne konuşursa işkembeden atmaz. Bizim vahyimize dayanarak konuşur. O da diyor ki ikinci semada Yahya ile İsa'yı gördüm. Hatta İsa aleyhisselamı sarışına yakın diyor. Saçı da yakışıklı diyor, orta boylu diyor, tarifi diyor. Sonra onları da ziyaret ettikten sonra üçüncü semaya, Yusuf aleyhisselam son derece güzel, nurlu yüzlüydü diyor. Dördüncü semada İdris aleyhisselam, çok okuma yazma anlamına İdris. Evet, yani eski insanlar ilkel filan hikayesi, o Avrupalıların uydurduğu şeyler. Bizim Kur'an'ımıza göre, dini şeylerimize göre ilk insan Adem peygamberdi, medeni insandı, ilkel değildi, okuma yazması vardı. Öyle, İdris de öyle. Harun aleyhisselamı 5. semada gördü. 6. semada Musa aleyhisselamı gördü. Musa aleyhisselam tarif ediyor. Hepsini tarif ediyor da öyle kıllı adam ki diyor, esmer, boylu, poslu, güçlü, kılları, vücudun kılları gömleğinin dışına çıkmış diyor. Öyle bir güçlü adam. Selamlaştık. Ondan sonra oradan ayrılırken Musa aleyhisselam ağladı diyor. Niye ağlıyorsun dediler ona melekler. Benden sonra geldi ama ilk cennete bu girecek. İlk cennete giren ümmet de onun ümmeti olacak. Ve de cennetin dörtte üçü bunun ümmeti olacak. Kavmimin inadına ağlıyorum. Allah'a yönelmediler, inadından vazgeçmediler. Cehennemlik oldular, olacaklar. Ona ağlıyorum demiş Musa aleyhisselam. Ondan sonra yedinci semada İbrahim aleyhisselam, ki İbrahim aleyhisselam peygamberimizin atasıdır. Biz de namazlarda Allahümme salli barik derken ve alâ âli İbrahim'e diye ona atasının, peygamberimizin atası olduğu için ona salatü selam getiririz her namazda. İbrahim aleyhisselam Beyt-i Mamur'a sırtını dayamış, o vaziyette görmüş peygamberimiz. Beyt-i Mamur şimdiki Kabe'nin tam üstünde hizasında. O Beyt-i Mamur ile yerinde şimdiki Kabe'nin arası kıble direği. Onun için havadan namaz kılsanız kıbleye dönüyorsunuz. Denizin altında kılsın kıbleye dönüyorsunuz.
Yani bu Kabe'den Beyt-i Mamur'a olan çizgi, hat, Müslümanların dünyanın neresine olsun, doğuya, batıya, kuzeye, güneye dönüyorlar durdukları yere göre. Müslümanların Kabe'si, o Beyt-i Mamur sırtını dayamış, selamlaştık. Orada ben Beyt-i Mamur'da namaz kıldım. Orada Beyt-i Mamur'a bir anda 70 bin melek giriyordu bir kapısından. Sonra çıkıyorlardı, ziyaret edip çıkıyorlardı. Bir çıkan bir daha kıyamete kadar sıra gelmeyecek kadar çok melek var diyor Peygamberimiz. Evet, ondan sonra diyor ki sümme urce bi hatta zahartu li müsteven esma'u fihi sarifel aklam. Yedinci semadan sonra sidri münteha, yaratıkların ulaşabileceği son nokta, son nokta. Cebrail Aleyhisselam diyor ki kardeş, bundan sonra ben levdenevtü'ün mületen, bir parmak ileri gitsem yanarım diyor. Yaratıkların çizgisi burada bitti. Ben Allah'ın en yakın meleğiyim ama bir parmak yetkim yok. Bundan sonra sana kapılar açık, güle güle diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem refref ile Allah'la buluşuyor. Öyle yaklaştım ki, evet diyor ki, kaderi yazan kalemlerin cızırtısını duydum. Müttefekun aleyh hadis. Bütün kainatın sırlarını yazan kalemin cızırtısını duydum. Ve Allah'la buluştum. Mekan yok, şekil yok. Evet, mekansız, şekilsiz. Nasıl olur? Allah nasip etsin, cennete gidelim. Peygamber'e soralım, nasıl gördün? Zaten sen de göreceksin Allah'ı. Cuma günü Allah'ı müminler, cennetlikler görecekler. Kur'an'ı bizzat Allah'ın ağzından dinleyecekler. Evet, o zaman Peygamberimiz, Allah nasip etsin, sorarız. Ve Peygamberimiz o zaman işte Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Evet, Müslüman güzel bir şeye uğraştığı zaman, ulaştığı zaman, başına güzellik geldiği zaman, bir işle karşılaştığı zaman her şeyi yaratan Allah hemen aklına gelecek. Hemen Allah'a teşekkür, selam verecek. Ettehiyyatü, Allah'la buluşuyor. Özel meclis. Hiçbir yaratığa nasip olmayan bir meclis. Orada ettehiyyatü lillahi ve salavat ve tayyibat. Bütün salavatlar, tahiyyeler, selamlar Allah'a mahsustur. Selam veriyor. Sen de karşılaştığı zaman müminlere selam vereceksin. Bakın, en kritik zamanda ilk iş selam vermek. Selam veriyor. Cenab-ı Hak çok memnun oluyor onun bu şeyinden. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey peygamber, selam senin üzerine olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Deyince Muhammed Mustafa'nın bizi ne kadar sevdiğini görünüz. Özel meclistir. Özel olarak onun için bu verilmiş. Ama o bizi o kadar seviyor ki bizsiz edemiyor. Hayır ya Rabbi diyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selamet, bereket, rahmet, senin rahmetin, bereketin yalnız bana değil, müminlerin hepsine olsun. Hepsine olsun. Evet, bu Ali Cenaplık, bu batırlar altruistlik diyorlar. Biz diğer kamlık diyoruz. Evet, başkasını kendine tercih etme, müminlerden vazgeçememe, insanlardan. Melekler, meleği âlâ, Allah'ın en yakın melekleri, manzarayı gören melekler, bu Peygamberimizin bu yüksek Ali Cenaplığı karşısında eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur ama Muhammed Mustafa da onun kulu ve rasulüdür. Şu güzelliğe bak diye heyecanlanıp şehadet kelimesini söylüyorlar. İşte biz de beş vakit namaz kıldığımız zaman Peygamberimize verilen bu miracı yaşıyoruz. Evet, yaşıyoruz. Dünya ile ilişkisi yok Peygamberimizin. Sidre-i Münteha'da yaratıkların çizgisi bitti.
Ondan sonra Allah'la buluştu ve bu sahne ettahiyyatı oradan bize geliyor. Biz de şimdi namaz kılarken peygambere verilen bu miraç, bu olay ümmetine namaz olarak verildi. Biz de namaz kılarken bunun idraki içinde Allahu Ekber derken dünya şöyle arkamıza bir atacağız. Sanki Allah, biz Allah'ı görmüyoruz ama Allah bizi görüyor, dinliyor, her şeyi biliyor biliyorsunuz. O bilinç içinde namaz kılacağız. Namazımız miraç olacak. Bütün büyük adamlar, sizin Mevlana'nız, Yunus Emre'niz, Hacı Bayram Veli'niz ne kadar büyük adam varsa böyle namaz kılarak adam oldular. Namazda kazandılar. Böyle namazda kazandılar. Hazreti Ali de böyle namaz kıldı. Ne diyor biliyor musunuz? Biz açıklayamıyoruz. Allah nasip eder cennete gidersek nasıl gördün diye soracağım ben Hazreti Ali'ye. Ben görmedim, Allah'a namaz kılmadım diyor. Böyle namaz kılarsanız peygamber Allah'la karşı karşıya konuştuğu gibi müminlerin de gözü açılıyor. Yunus ne diyor? Ballar balını buldum, kovanım yağmasın diyor. O da bulmuş. Mevlana da bulmuş. Hepsi bulmuş. Hazreti Ömer de öyle diyor. Ben görmedim Allah'a namaz kılmamışımdır diyor. Böyle efendim namaz Allah bize de nasip etsin. Harpte yaralanmış Hazreti Ali. Ok gelmiş baldırından öbür tarafa çıkmış. O zaman anestezi yok, bayıltıcı maddeler yok, ağrı kesiciler yok. Koca oku çıkarmak, girerken bir yırtmış, çıkarken de okun ucu biliyorsun köşeli, o da yırtacak. Dayanılır mı buna? Dayanılmaz acısına. Durun demiş, ben bir namaza durayım. Bir namaza durmuş, tam namaz kılıyor işte. Dediğimiz, anlattığımız gibi, sanki Allah'ın huzurundaymış gibi dünyayı atıyor. Duygularından sıyrılıyor. Kılmış, kılmış. O ilk rekattayken oku çıkarmışlar. O zaman mikrop öldürücü antibiyotikler yok. Yara deşilmesin, sıcakta kurtlanmasın, mikrop kapmasın, kangren olmasın diye kızgın demirle dağlamışlar. Sarmışlar o birinci rekatta iken. İki bitirmiş o. Bunlardan haberi yok. Dağlamadan haberi yok. Dindar demiş ya, ben namazımı bile bitirdim, hala siz başlamadınız. Demişler, Ali biz birinci rekatta o işi hallettik. Böyle namaz kılarsan Ali oluyorsun arkadaş. Ama biz namaza durduk mu, hanım eve camiye gelirken namazdan sonra şuraya gel, bakkala git. Hep bunun aklımıza geliyor değil mi? Çarşıya gidiyoruz, pazara gidiyoruz. Allah bizi ıslah etsin. Allah bizi affetsin. Ama siz gene de böyle olsa da camiye gelin, evde kılmayın. Ben size her zaman sır veriyorum, saklamıyorum. Şimdi hoca imam olacak burada, namaz kılacağız. Uydum şimdi dediniz mi? Siz çarşıya pazara gitseniz dahi namazınız %100 garanti geçerli. Hesabını hoca verecek arkadaş. Evet. Onun için diyorum ben size, camide namaz kılmayın, koşun camiye gelin. Uydun imam, yıkın imamın üstüne. Ama imam da güzel kıldırdı mı 500 kişilik sevap alacak arkadaş. 1000 kişilik sevap alacak. Bu iş böyle. Ama siz bizim açımızdan hemen gidelim imama uyalım. Namazımız garantili olsun. Evet efendim. Miraç olayı böyle bir hiçbir peygambere verilmeyen bir şereftir. Peygamberimize verilmiş ama dikkat edin, bahsettiğim bilgiler ne zaman oldu bu iş? Sıkıntılardan sonra oldu. Dünya dar geldi. Bunaldı peygamberimiz. O kadar sıkıntı içinde iken bu sıkıntıda fesabrun cemil, hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. İmtihanı kazandı. Halbuki bizim ayağımıza bir şey basıyor. Vaha falan diyoruz. Bir dünyayı yıkıyoruz. Peygamberimize gelen sıkıntılar hiçbir insana gelmedi. Ama o hiçbir zaman bak ayağı kan,
ayakkabısının içi kan doluyken dağların söyle diyor, emir ver, izin ver, şu dağların tepesini yıkayayım. Hayır diyor. Hayır. Fe innehum la ya'lemun. Onlar bilmiyor. Evlatlarından mümin olanlar olur. Efendimizin ahlakı bu. Huyu bu, tüyü bu. Biz de ona örneği, örnek almak zorundayız. Allah öyle diyor. Fettebi'uhu. Üsvetün hasene, sizin örneğiniz odur diyor. Yani birisi bir şey yaptığı zaman ortalığı velvelere veriyoruz. Kıyameti koparıyoruz. Adımız da Müslüman. Evet, uyuşmuyor. Sıkıntıya katlanırsan imtihanı kazanıyorsun. İtiraz etmezsen miraca çıkıyorsun. Efendimize verilen o muazzam şey, şeref sana da veriliyor. Bütün büyükler de böyle. Evet, olmuş. Evet efendim. Şimdi böyle bir olay var. Ayet-i Celil'de çok ilginç şeyler var. Sübhanellezi esra bi abdihi. Kulunu geceleyin yürüttü diyor. Ayet bu. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya, işlerinde bulundum, kiliseye gittim efendim. Kaç defa İncil'i okudum. Baba, oğul, ruhul kudüs. Kimisi İsa'yı Allah diyor. Kimisi Allah'ın oğlu diyor. Çünkü Meryem anamız evlenmeden ona hamile kaldı. İsa aleyhisselam öyle doğdu. Ondan sonra Meryem anamız asil bir sülaleye mensup, iffetli bir şey. Arıyorlar, kaybolmuş. O şimdi Meryem anamızın İsa aleyhisselamı doğurduğu yerde Osmanlılar şey yapmış, güzel medrese. Oralara gittim ben. Özel izin alırsanız her yere girebilirsiniz. Halen o izleri orada görebiliyorsunuz. Allah razı olsun atalarımızdan. O izler kaybolmasın diye ebedileştirmişler orayı. Onları görebiliyorsunuz. Doğum yaptığı yerde evlenmeden doğum yaptı. Ya Rabbi, şimdi ben kime ne diyeceğim? Evlenmeden beni hamile bıraktı. Çocuğum oldu. Ben nasıl anlatacağım herkese? Evet. Cenab-ı Hak diyor ki, Meryem suresi var efendim. Hiç sen konuşma. Sorarlarsa sen ben konuşmamaya nezrettim de, çocuk haber verecek diyor. Ayet celle böyle. Ve eşarat ileyhi. Şimdi kavmi Meryem'i aramaya çıkmışlar. Doğuma yakın ayrılmış köyünden gizlice. Çünkü çocuk var, evlenmedi. Nasıl halkın içine çıkacak? Ayrılmış, o doğum yaptığı yere gelmiş. Arkasından doğum yaptıktan sonra işte doğumu yapmış. Ne yiyeceğim, içeceğim? Hurma kütüğüne demiş. Ve hüzzi ileyki bicizin nahle. Hurma kütüğünü sars. Dalı budağı kesilmiş. Depmeci derler bizim orada. Kökü kalmış. Eline sarsıyor. Dal budak salıyor, meyve oluyor. Hemen hurmalar dökülüyor. Ayağını da diyor, tep bakayım yere diyor. Ayet var böyle. Ayağını tepiyor. Oradan da su fışkırıyor. Kuli veşrabi ve karri. Aynen. Üzülme Meryem. Aha bu hurmadan ye, aha bu sudan iç. İşine bak. Evet, öyle doğum yapmış. Onun yerinde şimdi şeyler var. İzleri duruyor. Kavmi de onu araya çıkmışlar. Bir bakmışlar ki meydanda kundağı sarmış çocukla geliyor. Oo, Meryem demişler ya, sen atalarına leke sürdün. Senin ataların, sülalen çok temiz kimselerdi. Ne yaptın böyle? Zina yaptın, bu çocuğu elde ettin. Hala Yahudiler aynı şeyi söylüyor. Hala İsa aleyhisselam gayrimeşru çocuk diyorlar. Onun için Amerika'sı, Avrupa'sı, Almanya'sı, Fransa'sı, hiçbirisi, Hristiyan dünyası Yahudileri sevmez. Ama araları kuzu gibi diyorsun şimdi. Hayır. Korkularından sesleri çıkmıyor. Ekonomik olarak Amerika'da da Avrupa'da da Yahudiler geçmiş başa, bir yan yön konuşurlarsa kendi aleyhlerine düdüğünü sıkıyor. Onlar da paraya, mala, zevke çok düşkün. Onun için susuyorlar. Sevdiklerinden değil, inandıkları İsa aleyhisselam gayrimeşru çocuk diyor. Piç diyor yani. Onlar halen öyle kitaplarında. Sever mi hiç? Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, işte öyle dediler. Sen ne yaptın? Fakat bunlar ayette var ha. Fakat ci'ti şey'en feriyye. Ey Meryem, çok kötü iş yaptın sen.
Sülalenle lekeledin ve eşarat ileyhi. Kundaklı çocuğa işaret etti Meryem anamız Allah'ın tavsiyesi üzerine. Hani konuşmamaya nezrettim de çocuk cevap verecek dedi ya, Kur'an'da var bunlar. İşte yani çocuk başladı İsa aleyhisselam kundakta beze sarılı İsa aleyhisselam inni abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Allah bana peygamberlik verdi. Namaz kıl dedi. Ana babama itaat et. Ayet bunlar. Kundakta konuşan 6 çocuk vardır. Bir İsa aleyhisselam değil. Başka çocuklar da vardır. Efendim bunlar hep şimdi uzun sürecek. Ondan sonra dediler ki babası yok. Kundakta çocuk konuşur mu? Bu Allah'ın oğlu dediler işte. Oradan aşırı gittiler. Allah Celle Celaluhu biz aşırı gitmeyelim. Hiçbir peygambere verilmeyen güzelliği Muhammed Aleyhisselam verdi. Hiç melek bile geçemedi. Bak Allah Allah'la buluştu. Bu Allah'ın oğlu falan derler diye Sübhanellezî esrâ, bak bir kere Allah doğmaktan, doğurulmaktan, eşten münezzehtir. Sübhan bu demek. Bizim inancımız. Esrâ bi'abdihi, kulunu. O benim oğlum falan değil. Ben doğmadım, doğrulmadım. Allah öyle. O benim kulum değil. İnsan. Kul innemâ ene meşerun mislüküm. Biz Hristiyanlar gibi asla öyle şeylere, aşırılıklara gitmeyiz. Allah kulu Muhammed'i, kulu Muhammed'i kendine çağırdı. Şekilsiz, zamansız, mekansız buluştular ve orada o buluşmada efendi şimdi bize peygamberimize hiçbir peygambere verilmeyen o güzelliklerden bize ne verildi? 5 vakit namaz. Evvela 50 vakit farz kılındı. Dönüşte Musa aleyhisselam sordu. Ne oldu böyle? Dön dedi. Benim kavmimde Yahudiler de 50 vakit namaz kılıyordu. Kılmadık için melun oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Döndü 5'e indirince yine dön dedi. Haklı değil Musa? 5 vakit namazı herkes kılıyor mu şimdi? Zor hocam ya, tükenmiyor diyorlar. Yahu 50 vakit lazım, ne olacaktın acaba? Peygamber dedi, artık yüzüm yok dedi yani. Daha dönmeye yüzüm yok. 5 vakit namaz bize farz oldu. 5 vakit namaz kılan, 50 vakit namaz kılan İsrailoğullarının sevabını alıyor. 5 vakit kılarsan 50 vakit namaz kılmış sevabını alıyorsun. Sonra orada Bakara suresinin sonu, Emenir Resul her gün okuyoruz ya. Evet. Her gece Emenir Resul'ü okursan, o gece ölürsen günahlarından affedilmiş olarak ölürsün diyor Peygamberimiz. Atalarımız Allah razı olsun, camilerde Emenir Resul'ü adet edilmişler. Sabah namazından sonra Hüvallahu lezi okusa aynı. Sonra tesbih getiriyoruz, Sübhanallah diyoruz. Orada Ayetül Kürsi okuyoruz. Her namazın arkasından Ayetül Kürsi okursanız cennete gidersiniz. Cennete gitmekten sizi, Peygamberin hadisi ulan bu. Benim sözüm değil ki, ben aktarıyorum, ben elçiyim. Cennete gideceksiniz. Cennete gitmekten her namazın arkasından Ayetül Kürsi okuyan mümini ölüm alıkoyar diyor. Ölmeden gitmek yok ya. Ölmeden gitmek yok. Ölünce gideceksiniz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Evet. Evet, şimdi duamızdan nazar alırız inşallah. Şimdi 5 vakit namaz güzel kılarsanız Miraç oluyor size, arz ettim. Büyüklerin hepsi güzel namaz kılarak rütbe almışlar. Oralara gitmişler. Evet, Mevlana'yı okursanız diyor ne kadar sema sema katlarına çıktıkça bir baktım diyor. Bu Türkmen kocası Yunus Emre'nin izini gördüm diyor. O benden evvel gitmiş oraya diyor. Oralara gitmenin yolu güzel namaz kılmak. Miraca yükselmek anlamına. Allah bize öyle güzel namaz kılmayı nasip etsin. Biliyorsunuz futbolcu bir alıyor antrenör basitten zora doğru. Siz de kalbimize geliyor falan da bırakmayın namazı. Devam ederken bir gün bir tutturursunuz. Siz de oraya varırsınız inşallah. Hepimiz varız inşallah.
mümin umutsuz olmaz. Umudumuz kesmeyeceğiz, devam edeceğiz. Bakara suresinin sonu verildi. O ne demek Bakara sonu? Âmenur Rasul bimâ unzile min rabbil müminûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketî ve kütübî ve rusûlî vel yevmil âhir. Evet, lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs'ahâ. Allahümme lâ tahmil aleynâ isran kemâ hamelt lâ tu'âhiznâ bimâ. Bunlar ne demek bu? Biz bütün peygamberlere inanıyoruz. Bütün peygamberlere. Evet. Ama sonra gelen kanun eski kanunu kaldırır. Bugün öyle işte. Sonra Kur'an geldi. Artık eskisiyle amel eden mümin olamaz. Son kanun Kur'an. Son peygamber Muhammed Mustafa. Biz onların hepsinin kitabını aslına inanıyoruz. Peygamberliğine inanıyoruz. Ama Kur'an'a uymak, peygambere uymak zorundayız. Aksi halde mümin olamayız. Yeni kanun eski kanunu yürürlükten kaldırdı. Kıyamete kadar da Kur'an devam edecek. Bakara suresinde bütün peygamberlere inanıyoruz. İnanmazsak olmaz. Kitaplara inanıyoruz. Hemen tümümüz var orada yani. Ondan sonra peygamberimizin orada hani Esselamu aleyna, bana değil ya Rabbi, ümmetime, müminlere selamet olsun, dünya ahiret selameti. Allah'ım biz insanız, bazen şaşıyoruz, unutarak yanlış yapıyoruz, bazen kasten yapıyoruz. La tu'ahizna innesina ev ahta'na. Unutarak da olsa, şöyle de olsa bizi hesaba çekme ya Rabbi. Evet, Emen Resul orada verdi Allah. İmanla iman edip imanını gidermeyen mümin cehennemde ebedi kalmayacak. Mutlaka cennete girecek. Bu verildi. Amin Resul'de bu var. Böyle kötülük işlediğimiz zaman Allah'ım ben ne yaptım? Tuh! Siliyorlar hemen. O gece verildi bize bu. Bakara suresinin sonundakini her gün okuyunuz. Evinizde kılsanız da okumadan yapmayınız. Yatmayınız. Evet, şirk koşmayan cennete mutlaka girecek. Ondan sonra bir iyilik yapmayı düşünüyoruz. Ciddi olarak ama. Hemen bu yazıyor. Hasene yazıyor, sevap yazıyor. İyilik yapmayı düşündüğümüz zaman samimi olarak hemen yazıyor. Deftere kaydediyor. Torpile bak. Ama kalbimizden şu kızı yatırsam da şöyle etsem kafamızdan geçti. Bu diyor ki yazma lan diyor. Sağdaki komutan peygamber öyle söylüyor. Soldaki günahları yazıyor. Kalbimizden fikir geçti mi o sevap yazıyor. Allah'ın lütfu orada verildi. Emen Resul. Miraç'ta verildi. Peygamberimizin hürmetine. Kötülük düşündük mü? Bu diyor ki yazma lan diyor. Söz haline gelmedikçe, fiil haline gelmedikçe günah yazmıyor. Orada aldık bunu. Miraç'ta aldık arkadaş. Ondan sonra estağfurullah dedin mi hemen siliyorlar. Evet, hemen siliyorlar. Halbuki eski milletler peygambere başvuracak. Peygamber dua edecek. Biz öyle değil ki. Nerede olursak olalım Allah'ım dedik mi arada hiç aracı yok. Cenab-ı Hak hemen siliyor. Bunları o şeyde öyle diyor. Ve men hemme bi hasenetin felem ya'melha kutibet lehu. Bu hadisi size tercüme ettim. Bunu arz ediyorum. Beşinci olarak evet. Bu ettahiyyatü'yü okuduk. Peygamberimiz bizi orada düşündü. Her zaman düşünüyor. İmanla göçersek, imanla ölürsek, imanımızı zedelemezsek orada da bizi kurtaracak. Şefaat hak yani. Öyle bizim için raufun rahim. Ayağımıza diken batmasına gönlü razı olmuyor. Cehennemde yanmamıza hiç razı olur mu? Olmaz. Ama gevşemeyelim. Ölürken Azrail'in bir can alması var, bir can alması var. Ben avukatlık yaptım. İzmir'den buraya Şişli'ye geldim bir Ermeni'nin avukatı olarak. Baktım kötü bir şey değil. Adam bizi inanmış. Çok da para istedim. He dedi. Evine gittim Şişli'de.
Ben oradayken gavur ölmeye yattı. Bir gavurun nasıl öldüğünü Allah bana gösterdi. Ona çağırmış beni oraya. Bir de Kırım'da, şimdi Rusların işgalinde olan Kırım'da, Bolşevizm'den sonra zengin, kurtulmuş, kaçmış, çoluk çocuğun hepsi katletmişler, mallarını yağmalamışlar. Kendisi geceleri yol almış, gündüzleri ağaçların tepesinde Hasan amca vardı benim apartmanımda. Hasan amca Türkiye'ye gelince güzel adamdı, beş vakit namazında, sessiz sedasız. Gece saat 3'te, hep anlatırım ben bunu. Gece saat 3'te kapı çalındı. Ben kalktım namaz kılmaya, abdest alıyorum. Gece saat 3'te rahatsız edilir mi? Hemen anladım. Hasan amca yanlışlı. Teyze, benim oğlum. Abdestimi aldım. Hayrola dedim. Amcan gidiyor dedi. Koştum komşu daireye. Bir mümin ölüm haline geldi mi, onun sağ tarafına yüzünü kıbleye çevirebilirseniz çevirin, çeviriniz. Kıble, bereket, rahmet kapımız bizim. Ama hocam çok yaralı. Ayağını kıbleye getiriniz, başınızın altına yastık koyunuz, gözü kıbleye gelsin. Ben de onu öyle yaptım. Hazır amca baktım, hırlayıp duru, terliyor. Ben işte la ilahe illallah dedim, siz de diyeceksiniz. O duyacak şekilde ben la ilahe illallah derdim. Hasan amca la ilahe illallah dedi, küt gitti. Bir de o baktı, bana gülüyor. Ölmedi, ölmedi dedim ben, halbuki çoktan ölmüş. Gülüyordu Hasan amca. Bir de bir Müslümanın böyle ölümünü gördüm. Bir de o gavurun ölümünü gördüm. Allah imanla göçmeyi nasip etsin. Evet, bu süzgeçten hepimiz geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi beni öz eleştiri yapacağım. Şimdi sokakta bir yanlışlık görüyoruz. O gençlikte olur, sakın demeyin. Evet, haramın gençliği, yaşlısı yok. Pislik görüyorsunuz, ya gençlikte olur demeyin. İmanınızla oynarsınız. Allah'ın haramına, ya bu neresi haram demeyin. Ya bu devirde namaz ne oluyormuş demeyin. Kılmasanız bile bunları söylemeyin. Bunları söylemeyin, imanımızla oynarız. Maalesef bu bilgiler herkese olmadığı için rakı içene ya çok güzel yaptı ya falan diyor. Onun derdi rolü güzel yaptı ama güzel yaptı kelimesi Allah'ın şeytanın murdar işi dediğine güzel deyince Kur'an'la çatışırsın. Anladın mı arkadaş? Bu lafları etme. Hani iman, imanla göçer. İşte bunlar imanı bozuyor, onu söylemek istiyorum. Çok basit gibi görünüyor ama Allah'ın Kur'an'la direkt çarpışıyorsunuz. Bu bilgileri edinmeden imanınızı koruyamazsınız. Kardeşim benim kalbim temiz. Karı memesini açmış, bilmem nesini açmış. Yürüyor, göbeğini de açıyorlar biliyorsunuz kızlar, kadınlar. Kötülük yok ya o falan. Deme güzel kardeşim. Allah örtünmeyi farz kılmış. Allah'ın emri bu. Bu benim fetvam değil. Eğer dersen bunun neresi günah olsun, kötülük yok ki kalbinde derseniz ayetle çatışırsınız. Günah işlemek ayrı iş ama niye günah olsun demek ayrı iş. Kur'an'la çatışırsınız ama maalesef bunlar çok söyleniyor. Böyle şeylerden susun, söylemeyin, günahkar olsanız bile bunları dil uzatmayın, dilinizi oynatmayın. Allah imanla göçmeyi nasip etsin inşallah. İmanla göçersek, günahkar da olsak oradaki cennete girecek ama ölürken Azrail canını nasıl alacak? Gavuru gördüm ben, onu anlattım size. Bir de Hasan amca gördüm, gülüp duruyor ya adam, ölmemiş gibi. Peygamberimiz de öyleymiş. Hazreti Ömer dışarıdaymış, Efendimiz irtihal buyurmuş, duymuş koşmuş gelmiş. Kim demiş buna öldü diye? Bakmış Peygamberimiz gülüp duruyor. Kim dedi buna öldü diye? Ömer'den herkes korkuyor. Sesini çıkarmamışlar. Ebu Bekir, Ömer demiş, herkes öldüğü gibi Muhammed Mustafa da öldü demiş. Sus, kendine gel. O kadar güzel ki Peygamberimiz, kim demiş buna öldü diye? Ömer bile şaşırmış yani. Güzel Müslüman olursan böyle ölüyorsun. Ama yanlış yamuk olursan da
Azrail canını bağırda bağırda alıyor. Kabir azabı var, münker nekir soruları var. Kabir cehennem çukuru oluyor, cennet bahçesi oluyor. Bunlar hani niye anlatıyorum? Evet, imanlı olan cehennemde kalmayacak ama ölürken hal var, kabir azabı var, mahşer sıkıntısı var. Mahkeme-i Kübra okundu mu ezan? Cemaatimiz çok dışarıda kaldı. Ezan okundu mu? İlerleyen geçerse. Peki efendim. Yanaş. Yani ezan okursa, okunduysa haber verin efendim. Efendim bunları düşünerek gevşemeyin. Ya ne olacak ya? Dengeli yaşayacağız ya. Gayet basit. Dengeli yaşayacağız. Evet. Güzel peygamberimizin hatırına biz bunları Miraç gecesinde elde ettik. Yanış efendim. Bak burası boş. Yanışsana ya. Mübarek adam. Yanış. Yanış. Sık duran daha güzel, daha makbul. Yanış. Sık durun. Efendim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu âli cenaplığı sayesinde biz birçok şeyler kazandık. Yunus Emre ne güzel söylüyor. Canlar feda olsun sana, bu can kaygısı değil. Sen can gereksin bana, cihan kaygısı değil. Evet, sen bir gani sultansın, canlar içinde cansın. Çün ayan gördüm seni, pinhan kaygısı değil. Evet, Yunus Emre'miz böyle söylüyor. Efendim biz o... Evet, Peygamberimiz bütün sırları Miraç'ta öğrendi. Bütün sırları öğrendi. Evet, Kur'an'da öyle söylüyor. Senden hiçbir sır kıskanılmadı. Ayet bu efendim. Kesinlikle cenneti gördü, cehennemi gördü. Olacak şekliyle gördü. Cenneti, cehennemi gördü. Bu Miraç olayı müminle kafiri ayırt eden bir kriterdir, imtihandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü harikulade şeyleri Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ الْكُبْرَى مَا كَزَبَ الْفُعَادُ وَمَا رَأَى aynen ayetlerde var arz ettiğim. Şimdi Efendimizin gördüklerini size arz edeceğim. Bundan ne çıkaralım? Evet. Cehennemi gördü. Yetim malı yiyenler, haksız yere yiyenler. Şimdi yetim diye eline çay içmeye gitmiyor, öyle değil. Aldatanlar, haksız yere zulmeder yetim malı yiyenler. Onları gördü. Dudakları deve dudağı gibi diyor. Memurlar dudaklarını kesiyorlar. Ağızlarını ateşten taş dolduruyorlar yetim malı yiyenlere. Efendimiz böyle görmüş cehennemde. Ondan sonra hemmaz gammazlar, insanları arkasından çekiştirenler, kovuculuk edenler. Bu meclise oturuyorsunuz, konuşuluyor. Orada bir şey demiyorsunuz, gidiyorsunuz. Seninki dün yanındaydım, şöyle kovuculuk yapmak. Bunlar ardından insanların ayıplayanlığı söyleyenler, derilerinden sırım kesiliyor, ağızlarına tıkılıyor. Yediğiniz gibi siz de yiyin deniyor. Zinakarlar. Evet arkadaşım. Dünya imtihan dünyası. Allah bizi imtihan için dünya gün. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amele. Ayet kesin. Genç, fiziki dürtüleri var. İçin kanın kaynıyor. Kızlar da çağırıyor, gel gel diyor. Delikanlı. Veya başkaları, zenginsin. Araban altında, lüküs hayat. Kadınlar gel gel diyorlar. Herkese. Hayır diyeceksin. Haram diyeceksin. Zina edersen mahşerde herkesin gözü önünde beni köpeklerin çatallaştığı gibi çiftleştirecek Allah. Rezil edecek diyeceksin. Müminsen. Ki müminsin. Camide ne işin var mümin olmasan? Onun için söylüyorum. Zinakarlar. Önlerinde diyor sofra var. Üzerinde güzel kebaplar var. Etrafında cifeler var, kokmuş lehler var. Evet, dikkat edin. Peygamberin sözü bunlar. Evet, onlar o güzel kebabı bırakıp leşten yiyorlar. Zinakarları böyle görmüş. Sen de arkadaşım sabret, nikahlan, evlen, Allah'ın emrini yerine getir, peygamberin sünnetini yerine getir.
İslam zürriyetinin çoğalmasına sebep ol. O güzel baldan, tatlılardan ye. O leşten yeme. Evet, kebaplardan ye. Bu göz zinası, kulak zinası, dil zinası, el zinası, hepsi dahil buna. İnne sem'e vel basara vel fuku. Ayet bu da. Göz zina eder, kulak zina eder, dil zina eder, el zina eder. Sadece kocaman zina değil. Sen de dışarıda nerede? Efendim açmış her tarafı bana ne? Yok. İmtihan dünyası. Bakmayacaksın. Kendine hakim olacaksın. Kebaplardan yiyeceksin. Peygamber görmüş bunu. Cennette görmüş kebap yiyenleri. Ötekileri de zinacıları da leşcife yiyenleri görmüş. Faiz yiyenler. Karınları ev gibi şişmiş. Evet. Evet. Firavun'un ehlinin yolu üzerinde sabah akşam çiğneniyorlar. Hadisler var şimdi. Şimdi karınlar çok şiştiği için taşıyamayacaklar, yıkılacak. Mahşer meydanında da olacak bu iş, cehennemde de olacak. Efendimizin hadislerine göre. Bazen zifiri karanlık oluyor, görmüyorsunuz. Hareket ediyorsunuz, önüne o şişkin, koca şişkolu faiz diyen takılıyor. Allah ne beddualar. Kendi düşüyorsun çünkü. Birbirine giriyorlar. Rezil. Herkes görüyor bu manzarayı. Evet. Faiz yemeyin. Müslüman daralır. Sen de daralırsın arkadaş. Etme bulma dünyasıdır. Yatmayan, düşmeyen, kalkmayan bir Allah. Bugün iyisin. Yarın sen de çökebilirsin. Başı sıkılmış. Bana borç ver. Tamam 100.000 veririm ama şu kadar alırım. Hı-hı deme. Karşılıksız ver. Cennete git. Evet, faiz yiyenlerin durumunu görmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir daha söyleyeceğim efendimin, zinacı çocuk düşürenleri görmüş. Çocuk düşüren, memelerinden asılmış kadınlar. Baş aşağı ayaklarından asılmış. Evet, çocuk olmasın diye doktor ilaçla, hani eğitim, hastalık, şu bu sebeplerle ertelenebilir. Kadının zevkine engel olmayacak şekilde, erkeğin zevkine engel olmayacak şekilde doğum ertelenebilir. Kısırlaşmak kesinlikle haramdır. Tamamen kadını kısırlaşmak, erkek tamamen haramdır. Hocam öyle diyorsun da Osmanlıların şey, arkadaşım Osmanlılar çocuklarını da, kendi çocuklarını da öldürdüler. O da şeriatın emri. Niye? O zaman anayasa babası seçim mi vardı? Kim erken kalkarsa padişah oluyordu. Her çocuğun kendine göre bir çevresi vardır. Padişah çocuğu bu. Birbirlerine kavga ederlerse yüz binlerce Müslüman kanı akacak kellesi. Onun için şeriat diyor ki biri padişah olsun, öbürleri ölsün. Şeyhülislam vermiş o fetvayı. Fatih kendi fetva vermemiş. Bunun için diyor, kamu düzeni için ehven-i şerreyn ihtiyar olunur. Arkadaşım onlara laf etme, hacca bile gidemediler. Şeyhülislam izin vermedi. Haccı gidersen biri gelir, saltanat kavgası yapar da yüz binlerce kelle gider diye. Evet, şimdi artık gelişti, seçim var, işte itiraz yeri var falan var. O zaman bu yok. Yani onlara şey etme, şimdi kısırlaştırmak yok. Tehir etmek var. Tehir etmek var. Evlenmek de İslam zürriyetinin artması için var. Zevk için değil. Zevk zaten olacak. Ama İslam zürriyeti artacak. Şimdi ben siyasetçi değilim. Sözlerimi yanlış anlamayın. Nüfus demek güç demektir. Birleşmiş Milletler daimi delegesi değiliz biz. Ama Çin daimi delegesi. Neden? 1,5 milyar insan var. Onların, işçilerin yattığı yeri gördüm ben, siz hayvan bağlamazsınız. Öyle geri. Ama 1,5 milyonu atamıyorlar kenara. Nüfus güç demek. Bizim nüfusumuz 300 milyon olsaydı Avrupa'nın davranışı başka olurdu arkadaş. Çocuk yapın. Peygamberi sevindirin. Peygamberi sevindirirseniz Allah sizi affeder, sevinir. Kur'an ayeti bu. Gül in kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni yuhbibkumullah. Ayet bu arkadaş. Onun için hastalık, sağlık yoksa,
4 çocuk, 5 çocuk. Biz 14 çocukmuşuz. Babam hocaymış. Anamın yapabildiği kadar çocuk yapmış. Bundan dolayı sana illa 14 çocuk yap demiyorum ama şimdi Avrupalıların, Amerikalıların derdi budur. Çocuk yapmıyor kadınları. İşçiler de çocuk varsa alacağız diye yabancılar da boynu çocuk yapıyor. %50'ye dayandı Amerika'da da Avrupa'da da. Kara kara düşünüyorlar. Yani kendi memleketinde parya olmamak istemiyorsan zürriyetin olsun. Hep iktidar sende olsun. Aksi halde onlara dönersiniz. Kara kara düşünüyorlar. Peygamber de öyle söylüyor. Çoğalınız, ben sizin çokluğunuzla gurur duyacağım diyor. Peygamberimize çok ihtiyacımız var. Biz el yüzü karalı, kusurlu insanlarız. O bizi kurtaracak, onu sevindirirsek. Bu Miraç gecesinde bu şeylerden sakınalım. Namazı bırakmayalım. Namaz ezanı okunduğu zaman, evet, ben hadisleri aktarıyorum, bana kızmayın. Ben sizin kardeşinizim. Kardeşlik görevini yapıyorum. Hiçbir mazereti yokken namaza gelmeyen adama peygamber lanet ediyor. Evet abi, hadis bu. 20 sene evvel yazdım, kitabımda da yazdım bu hadisi. Yani bu gece mahsus söylemiyorum. Hiçbir mazeretiniz yokken tembellik yapıp camiye gelmemezlik etmeyin. Bir, memleketimiz yanmasın, yıkılmasın, Suriye'ye dönmesin, Irak'a dönmesin. İstiyorsanız, bugün nasıl dolduruyorsanız, lütfen, lütfen her zaman camiye gidin, camiyi doldurun. Peygamberimizin hadisleri var. Müminler camiye gelir de güzel, düzgün saflar halinde camiyi huzurumda el pençe divan dururlarsa, şu anda rakı içenler var, nara atanlar var, zina edenler var şu anda, isyan edenler var. Ama müminlerin, o camiyi dolduran müminlerin o düzgün saflı el pençe divan durmuş hallerini görünce Allah buyurur ki diyor Peygamberimiz meleklere, meleği âlâ, görevli meleklere, gazap edecektim, azap edecektim ama taş yağdıracaktım bunların başına ama şu kullarımın hareketi çok hoşuma gitti, erteledim buyurur. Memleketimiz yanmasın, yıkılmasın, düşmanlar at oynatmasın, aramıza fitne sokmasın. İstiyorsak, istemeyen bir taneden çıkmayacaksın sanıyorum. Camiler dolduralım aziz kardeşlerim. Şu kadar insan için bir adam yok mu yahu? Hani hepimiz şaşkın olsak bile bir tane adam çıkar değil mi? Onu biz bilemiyoruz, Allah bilir. Onun için camiyi dolduralım. Bu haliniz Allah'ın hoşuna gidiyor. Memleketimize gelecek felaketleri Allah kaldırıyor, erteliyor. Onun için Miraç'ta bize hediye edilen, peygamberimize, hiçbir peygamberimize verilmeyen şeref olan Miraç sahibi olmak istiyorsak namazımızı geçirmeyelim. Namazımızı da camide kılalım. Camileri dolduralım inşallah ve Allah'ın, peygamberinin bize verdiği bu müjdeleri nail olalım. Cenab-ı Hak bizleri kendine layık kul eylesin. Habib Edib Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eylesin. Onun buyruklarını yerine getiren, dost doğru özü sözüne, kavli fiiline uygun dürüst Müslüman olmayı Allah bize nasip etsin. Subhanakallah ve bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek, nestağfiruke ve töbü ilek. Camiden, namazdan sonra hatim indiriyoruz mübarek gecelerde. Efendimize hediye ediyoruz. Bize böyle şeyler almış Allah'tan. Biz de ona Kur'an geçmişlerimize tabii hatim indiriyoruz. Güzel okuyanlar okuyor. Ondan sonra tövbe istiğfar ediyoruz. Dağılıyoruz efendim. Programda böyle arz ediyorum. Sübhane Rabbina Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Allah.
Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. والذين يؤمنون بما
Sübhan Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ihtina ve vaffigna ilal hakkı ve ilal necati ve ila tarikun müstakim. Ve ila tarikun cennetin naim. Ya Rabbi, dersimizi, okunan Kur'an-ı Azimuşşan hatimlerimizi, tevhid hatimlerimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'aniye'yi dergah-ı izzetinde kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine acizane, fakirane hediye eyledik, vasıl eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Cümle peygamberler aleyhimü salavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklerine hediye eyledik, vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Efendimizin ve tüm peygamberlerin ehl-i beyt, el, ashab, etbaları, Rıdvanullahü Teala aleyhim ecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine de hediye eyledik, vasıl eyle. Cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullahi aleyhim ecmain ervahını da hediye eyledik, vasıl eyle. Hasaten kendisinden izin bahsettiğimiz, feyz aldığımız, eserlerinden yararlandığımız, bahusus kitabından her zaman yararlandığımız bu camide vaaz ettiğimiz Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Hazretleri, onun üstazları, bizi yetiştiren üstazlar ve cümle burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimiz ve bu cami-i şerifin yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, gayyimin, cemaati müslümin ve vaizin ve bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, sulaha, şüheda, müminat, bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleden şüheda ve kuzat, bu aziz vatanı İslam yurdu haline getiren camiler, hayır eserleri diken ashab-ı hayratın, halen bu aziz vatan için canlarını bezleden şüheda ve kuzatın ve tüm kardeşlerimizin ve arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin kâffesinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Cümlesini bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecelerinde yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, deccalın fitnesinden, mahşer sıkıntılarından bizler muhafaza eyle. Küfürden, şirkten, nifaktan, şikaktan, kötü hallerden bizleri muhafaza eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını kendine, ailesine, milletine, Müslümanlara, insanlara hayırlı insanlar olmasını nasip eyle. Onları şeytanın şerrinden, sapıtanların sapıtmasından, fitnecilerin fitnesinden, hasetçilerin hasedinden, sihirbazların sihrinden muhafaza eyle. Ya Rab, ya İlahel Alemin, ya Erhamer Rahimin, bu aziz vatanı, şehit kanıyla yurulmuş bu güzel mübarek vatanı, ya İlahel Alemin, kafirlere, zalimlere çiğnetme ya Rab. Amin. Kıyamete kadar camilerimizi açık tut ya Rab. Amin. Ezanlar susmasın ya Rab. Amin. Bu aziz milletimiz,
yüreğinde peygamber sevgisi, gözünde yaş, salavatlar getirerek bu mübarek camileri mübarek günlerde doldursun ya Rab. Amin. Bu sevgiyi bizden alma ya Rab. Amin. Ya ilahel alemin, ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar lütfeyle. Amin. Darda kalanlarımıza imdad eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'in bizlerin katı kalplerimizi yumuşat ya Rab. Amin. Kalbimizde, gönlümüzde hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde mağfurin, affolunanlar zümresine dahil eyle ya Rab. Ya ilahel alemin, ümmeti Muhammed'e merhamet eyle, ıslah eyle. Ümmeti Muhammed'e lütfunla, ihsanınla, affınla, setrinle muamele eyle. Kafirlerin, zalimlerin, münafıkların, fitnecilerin ümmeti Muhammed'in arasına düşürme fitnelere fırsat verme. Onların hilelerini ayaklarına dolaştır ya Rab. Ümmeti Muhammed'in kalplerini birbirine ısındır ya Rab. Kafirlere, zalimlere karşı ümmeti Muhammed'i rezil rüsva eyleme ya Rab. Aramızdaki beyinsizler yüzünden bize gazap etme ya Rab. Azap etme ya Rab. Gönüllerimizi Peygamber Muhammed Mustafa'ya bağla ya Rab. Her yerde seni anan zakirlerden eyle bizi. Nimetlerine gülüp şükredenlerden eyle bizi. Allah deyince tüyleri diken diken olan, kalbi heyecana gelen güzel müminlerden olmamızı bize nasip eyle. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Güzel Kur'an'ı, güzel okumayı bize nasip eyle. Ahkamıyla amel etmeyi bize nasip eyle. Güzel Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sünnetlerini rehber edinen, tatbik eden, başka müminlere de öğreten, böylece Peygamberimiz Efendimizin iki cihanda yüzü ak çıksın dediklerinden eyle bizi ya Rab. Ya ilahel alemin, ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin, bir an bile bizi nefsi emmaremize esir etme ya Rab. Her yerde bizi tevfik-i samudaniye mazhar eyle. Amin. Hidayetinden ayırma ya Rab. Bir an bile şüpheye, şekke düşürme ya Rab. İmanımızı kemale edir. Amin. Ahlakımızı güzelleştir. Amin. Özümüzü, sözümüze, içimizi, dışımıza uygun dürüst Müslüman olmayı bize nasip eyle. Amin. Ya Rab. Şu dualarımızı mübarek Miraç Kandili hürmetine, bu mübarek Miraç Kandili'nde meclisini aldığın kainatın sebebi, hılkati, halkı, yaratılışı sebebi olan her şeyin Allah sevgisine yarattığı Muhammed Mustafa hürmetine bizim dualarımızı kabul et. Bundan sonra kötülüklerden tiksinen, uzak kalan, temiz, dosdoğru hareket eden, dengeli yaşayan, ahireti unutmayan, dünyadan da nasibinden kalmayan güzel Müslümanlardan olmayı bize nasip eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da edilen, Ravz-i Mudahhar'da edilen ve senin güzel kabul ile kabul buyurduğun dualarımıza dahil eyle. Amin. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirüke ve netubu ilek. Daha nice Miraç kandillerine iman, İslam'da sağlık, afiyet üzere böyle camilerde gürül gürül salavatlar, tekbirler, tehliller getirerek idrak etmeyi, kutlamayı bizlere ümmet-i Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.